أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın kuvvetlenmesine, ahiret azığımızın artmasına, kardeşlik duygularımızın çoğalmasına vesile eylesin. Huzurumuza, birliğimize, beraberliğimize, saadetimize, rahmeti rahmana nailiyetimize Rabbim vesile eylesin. Kıymetli dostlar, şunu evvela ifade edeyim, hafızımızın okuduğu ayeti kerimeler farklı bir ufuk kazandırıyor bize. İnsan vücudunun gıda olarak birçok gıdaya ihtiyacı var. Ekmeğin içerisinde, etin içerisinde, sütün içerisinde, muhtelif her meyvenin veya yiyeceğimizin içerisinde muhtelif gıdalar var. İnsan vücudundan bazı gıdalar eksilince farklı yansımaları oluyor vücuda. Bazen insan, ya hasta değilim ama hiç halim yok, daima uyumak istiyorum diyor. Vücuttaki olması gereken gıdalardan bir kısmı eksiktir. Mesela D vitamininin eksikliği buna yol açabiliyor.
Bu bedenimizle ilgili örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ruhumuzla ilgili de böyledir. Yani her ayeti, her ayetin verdiği gıdayı insanın manevi hayatında muhtaç olduğu gıdalardan düşündüğümüz zaman bunların eksikliği de bir şekilde yansıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Pazar sohbetimizde vermiştim. Yeri geldiği için bir örnek olarak vereyim. Geceleri kalkıp teheccüd namazı da kılan, gündüzleri de böyle kadınlarla toplanıp hayır için bir araya gelmiş ablalar olarak çalışan bir kadın, kocasıyla ayrılma noktasına geldiğinde diyor ki kocasına, bak diyor, benim diyor avukatlarım vardır diyor. Ne kadar mülküm varsa yarısına el koyarım diyor, bu bir. Ömür boyu da bana şu kadar nafaka vereceksin diyor. 5.000 lira bana da nafaka vereceksin diyor. Ama diyor ki bu helal değildir, yani dini değildir. Ben devletin verdiği hakların tamamını alırım diyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada bir şahsiyet meselesi değil de anlatmak istediğim nokta şurası. Teheccüd var, namaz var, hayır içinde bir araya gelme var. İşte yani bir organizenin içerisinde bulunuyor. Peki ne eksik ki burada? Yani Allah'ın vermediği bir hak, zorla, kanun zoruyla alınan bir şey helal olur mu? Yani ha çalmışın, almışın, yemişin, ha zulmen bir şekilde zalimin etkisiyle almışın, yemişin, ne fark eder ki? Mirasta öyle, buna benzer konularda öyle. Burada bir eksiklik var mı yok mu? Hani abdest var, namaz var, hatta teheccüd de var. Efendim, hayri duygular da var ama burada bir sıkıntı var. Yani nasıl ki adam ya benim vücudumda bir aksaklık yok ama kafam dönüyor diyor. Kafası dönüyorsa bir şey var vücutta yani. Gözüken kısmında bir şey yok, gözükmeyen kısmında bir şey var. Bizim de hayatımızda, kıymetli dostlar, adam camide birinci safı, ikinci safı kimseye bırakmıyor. Ama biriken parasını gidiyor faize yatırıyor. Ve pazarlık da yapıyor bankacıyla beraber biraz daha fazla faiz alabilmek için. Veya adam namazında, niyazında hassastır. Ama azıcık sıkıştığı zaman hemen krediye gidiyor. Bankadan kredi çekmeyi gayet yağdan kıl çeker gibi görüyor. Peki bu haram değil mi? Faize bulaşmak haram değil mi? Allah'la savaş ilan etmek değil mi? Evet. Peki namazla bu nasıl bağdaşabilir? İslam'la nasıl bağdaşabilir? Burada bir sıkıntı var demektir. Bedenimizde bir takım gıdalar eksik olunca değişik şekillerde bizlere yansıdığı gibi maneviyatımızda da bir takım şeyler, manevi gıdalar eksik olunca böyle ciddi yansımaları oluyor. Beynimize bir pıhtının gitmiş olması bir tarafımızı felç yapabiliyor. Ciddi sıkıntılar bize oluşturabiliyor. Bir pıhtının gitmesi. Aynı şekilde bizim manevi hayatımızda bir takım pıhtıların imanımızın yeşerdiği noktalara gitmiş olması bazı taraflarımızı felç yapabiliyor. Sonuç olarak şuna gelelim. Bizim nasıl ki vücut olarak, beden olarak her türlü gıdaya lazım olduğu kadar ihtiyacımız varsa, Kur'an ayetlerinin her birisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o hikmetli sözlerinden her birisi de ruhen muhtaç olduğumuz manevi gıdalardır. Bu gıdalar eksik kalırsa bir şekilde yansır işte. Haram da olsa fark etmez. Bunu devlet veriyorsa ben bunu alırım der insanoğlu. Veya bir takım haramlara, kendisini felakete sürükleyecek haramlara gözü kara ne yapabiliyor? Saldırabiliyor. Bunlardan korkmayabiliyor. Şimdi kıymetli dostlar, kelime-i şehadetinde zerre kadar şüphesi olmayan, güçlü bir imana sahip olan, belki imanı sebebiyle savaş olsa savaşa katılabilecek kadar şehadete susamış bazı insanlar 5 vakit namazını kılmakta sıkıntı yaşar. İmanında sıkıntısı yok ama 5 vakit namazında sıkıntısı var. Niye öyledir?
İşte bunun manevi gıdasında bir sıkıntı var demektir. Bir yerde bir eksiklik var demektir. Çok uzatmadan şuraya gelelim. Kur'an'daki her ayeti kerime bizim muhtaç olduğumuz gıdalardır. İşte bu gıdalardan biz mahrum kalınca fark etmediğimiz hastalıklar oluşuyor. Faiz hastalığı oluşuyor, gıybet hastalığı oluşuyor, suizan hastalığı oluşuyor, harama karşı heves oluşuyor, haramdan korkmama hastalığı oluşuyor, cehennemden korkmama hastalığı oluşuyor, ahireti unutma hastalığı oluşuyor. Oluşuyor da oluşuyor. Yani manevi mikroplar vücudu sarmış oluyor. Şimdi okunan ayeti kerime, bakınız bize farklı bir ruh veriyor, farklı bir gıda veriyor maneviyatta. Bizim bu ve benzeri ayetlere, hadis-i şeriflere manevi ruh bize sağlayacak, gıda sağlayacak bu ayeti kerimelere, nasihatlere ihtiyacımız vardır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu hafızımızın okuduğu ayeti kerimede buyuruyor ki, kullarım siz iman ettiniz değil mi? Müminlere hitap ediyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ بَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Eğer siz اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ dediyseniz, buna inanarak bunu söylediyseniz, ben sizinle bir sözleşme imzaladım, siz de benimle bir sözleşme imzaladınız, bunu bilin diyor. Demek ki biz kelime-i şehadeti getirerek iman dairesinin içerisine girdiğimizde otomatik olarak, hani şimdi sözleşmeler var, işçilerin patronla yaptığı sözleşmeler var, ortaklık sözleşmeleri var veya kasko bilmem sigorta sözleşmeleri var. İmzaya attığın zaman ne yapmış oluyorsun? O sözleşmeler içerisindeki bütün maddeleri kabul etmiş oluyorsun. Yarın hukuki bir durum olsa, kardeşim buraya imzan var mı? Var. O zaman sen bunları kabul ettin. Şimdi biz kelime-i şehadeti kabul edince, söyleyince, aslında bunu imzalayınca ne yapmış oluyoruz? Mevla ile bir akit imzalamış oluyoruz. Mevla bize bunu haber veriyor. Peki bu akitte ne var? Mevla ile neyi imzalamış olduk? Diyor ki Allah Celle Celaluhu, siz kelime-i şehadeti inanarak söyleyince canlarınızı ve mallarınızı bana sattınız, ben de karşılığında size cenneti verdim. İman anlaşması, kelime-i şehadet sözleşmesi, kulum sen bana canını ve malını satacaksın, ben de karşılığında sana ebedi cenneti vereceğim diyor. Şimdi burada bir açıdan baktığımız zaman canımız ve malımız zaten bizim değil, Allah'ındır. Efendim, bizim bunu Allah'a satmış olmamız sadece rol gereğidir. Yani bunu kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu bir imtihandır. Bu imtihanı kabul edip etmemek meselesi. Bu imtihanı başarıp başaramamak meselesi. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, kulum sen iman ettin mi? Kelime-i şehadet tamam mı? Sen bana canını sattın, malını sattın. Neyi alacaksın benden karşılığında? Ben de sana ebedi cenneti vereceğim. Peki, bir insanın canını, malını Allah'a satmış olması ne demektir? Ne anlamına gelir? يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Yani gerektiği zaman Allah yolunda cihada çıkacaksın, savaş icap ederse çıkacaksın. Hayır, çıkamam diyemezsin, sen sattın zaten, canını sattın. Allah için yapılması gereken fedakarlıklarda yapılması gereken fedakarlığı yapacaksın. Eskiden savaşa gidenler canıyla malıyla giderlerdi. Yani atı kendisinden, kılıcı kendisinden, öyleydi eskiden. Savaşlar öyleydi. Bunu becerebilenler öyle yapıyorlardı. Durumu müsait olmayanlar başkasından istifade ediyorlardı ama genelde insanlar can ve mallarıyla cihada çıkarlardı. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, kulum sen canını malını bana sattın. Ne demek sattın? Yani gerekirse, Allah için savaş gerekirse çıkacaksın. Ben çıkamam diyemezsin. Çünkü sen söz verdin. Ben canımı verdim Allah'a diye söz verdin. Çıkacaksın. Bu savaşta öldürürsün, öldürülürsün, her ikisine de razı olacaksın. Öldürürsen İslam'ın yücelmesi için bir din düşmanını devirmiş oluyorsun. Efendim, önündeki engellerden bir kısmını temizlemiş oluyorsun. Eğer öldürülürsen zaten şehit oluyorsun, gideceğin yere gitmiş oluyorsun. En yüksek dereceyi elde etmiş oluyorsun. Va'den aleyhi hakkan fit Tevrat ve'l İncil. Peki malların Cenab-ı Hakk'a
Satılmasının anlamı nedir? Malını kendin istediğin gibi kazanıp kendi istediğin gibi harcamayacaksın. Allah'ın istediği gibi kazanıp Allah'ın istediği gibi harcayacaksın. Kıymetli dostlar, ne malımızı kazanırken kendi kendimizi hareket edebiliriz. Yani istediğimiz gibi kazanamayız. Faizden kazanabilir miyiz? Kazanamayız. Dini kriterlere uymadan kazanabilir miyiz? Kazanamayız. Kazanırken kriterler var. Bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Peki harcarken? Harcarken de istediğimiz gibi harcayamayız. Çünkü insan malından iki tane hesap verecek. Bir, nereden kazandın, nasıl kazandın? İki, nereye harcadın? Bu iki sorunun cevabını verecek. Kazanma güzel ama harcama kötüyse bunun hesabını veremedi demektir. Kazanma kötüyse zaten bunun da hesabını veremeyecek demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mallarımızı bizden satın almış olması bizim haydi mallarını teslim et bakalım anlamına gelmiyor. Kazanırken dikkatli kazanmak lazım. Harcarken de onun istediği gibi harcamak lazım. Zekatta nazlanmamak lazım. Böyle verilmesi gereken farz dediğimiz işte zekat gibi, kurban gibi vacip olanları vermekte asla istinkaf etmemek lazım. Bir insan çok zengin olabilir. 1 milyon zekat vermesi gerekebilir, 1 trilyon zekat vermesi gerekebilir. 1 trilyon az bir para değildir. 5 trilyon zekat vermesi gerekebilir. Bu az bir para değildir ama 5 trilyon zekat veren efendim 200 trilyon parası var da 5 trilyon para zekat veriyordur. Dolayısıyla onun yanında o para hiçbir şey değildir. Fakat haddi zatında bakıldığı zaman biraz fazla gözüküyor. Diyor ki Mevla Celle Celaluhu, kulum sen bana 200 trilyonun tamamını da sattın. Cenneti almak için sattın. Ben sana şimdi hepsini bana teslim et demiyorum. Bunun 40'ta birini teslim et fakir fukaraya. Sen sözleşmede sadıksın demektir. Sözün özü kıymetli dostlar. Canımızı Allah'a satmış olmak. Sabah namazı vakti geldi. Kalkacaksın kardeşim, namazını kılacaksın. Ben yatacağım. Bu beden senin değil. Sattın onu Allah'a. Öğlen vaktinde namazına duracaksın. İkindi de namaz vakti geldiği zaman bedenini bu işe ayıracaksın. Sen bu bedeni Allah'a sattın. Allah istiyorsa, yani araba senin. İşçiye verdin. Yani iş gereği verdin. Telefon ettin, gel. Gelemem. Nasıl gelemezsin? Ya? Canım istemiyor. Öyle bir şey yok ki. Araba seninse, istediğin zaman arabayı istersin yani. Benim canım istemiyor. Yani işçi ise gelecektir, getirecektir. Biz de canımızı Allah'a sattıysak, Cenab-ı Hak ne zaman isterse, nerede isterse bizi orada bulacak. Ramazan'da istediği görevler var, haç mevsiminde istediği görevler var, namaz vaktinde istediği görevler var. Biz bunlardan nazlanamayız. Niçin canımızı Allah'a sattık? Gerekirse savaş gibi yerlerde öyle icap ederse, ya çoluğum var, çocuğum var falan diyemeyiz. İcap ettiğinde savaş için kaçmadan, çekilmeden biz bu teni, bu canı Allah'a sattık deriz gideriz. Va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel kur'an. Allah bunu kesin söz vermiştir. Tevrat'ta da söz verdi, İncil'de de söz verdi, Kur'an'da da söz verdi bunu. Ben bunu kesin olarak söz verdim. Mümin olan insanları bana canını malını satmıştır. Ben de onlara cenneti verdim, bitti gitti. Bu alışveriş Allah Celle Celaluhu ile kul arasında yapılan bir alışveriştir. Burada sadece kul kârlıdır. Çünkü zaten malımızda, canımızda hepsi Allah'a ait olduğuna göre Rabbim imtihanı kazanan insanlara ebedi ahiret sermayesini vermek için böyle bir sözleşme yapmış oluyor. Şimdi söyleyeceğim şu. Ben bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra, bu ayeti kerimeyi kalbime kafama yerleştirdikten sonra, ruhumu bu gıdayla gıdalandırdıktan sonra hayata bakışım farklı olur. Fedakarlıklara bakışım farklı olur. Efendim şehadete bakışım farklı olur. Çünkü Allah Celle Celaluhu kesin ifade ediyor. Va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incil vel kur'an. Ayet-i kerime nasıl bitiriyor? Ve men evfa bi ahdihi min Allah. Kullarım, bu bir sözleşmedir. Ben söz verdim. Siz canınızı malınızı verirseniz ben de size cenneti vereceğim dedim. Peki benden daha çok sözünde duran olabilir mi? Yani siz gerçekten canınızı malınızı verirseniz ben size ebedi cenneti verir miyim vermez miyim? Ve men evfa bi ahdihi min Allah. Allah'tan daha çok sözünde kim durabilir? Kimse duramaz. Öyleyse festebşiru bi bey'ikumullezî bâye'atun bi. Yaptığınız bu alışveriş var ya sizin kârınızdadır, sevinin.
Yeter ki siz buna sadık kalın. Siz sadık kalırsanız ebedi cennet sizi bekliyor. Cennet hazırlanmış, her şeyle beraber hazırlanmış, sizi bekliyor. Neyin karşılığı? Canınızı, malınızı Allah'a satmış olmanızın karşılığı. Ve ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Bu büyük bir kurtuluştur. Sizin için bu büyük bir kurtuluştur. Malum haliniz dostlar, Allah-u Teala'nın bizim ne ibadetimize ihtiyacı var, ne zekatımıza ihtiyacı var. Bütün bunlar bizim ihtiyaçlarımızdır. Ve bunlarla biz kazanmış oluyoruz. Ahiret sermayemizi buradayken yatırmış oluyoruz. Gidince bunları bulmuş oluyoruz. Bu sözleşmeye sadık olan insanlar kimlerdir? Et-taibun, tevbede hassas olanlardır. Günahtır. İnsanoğlu günah yapabiliyor, sözleşmenin dışına kayabiliyor. Hemen estağfurullah deyip, tevbe edip aslında rücu ettiği zaman Mevla buyuruyor ki ben yine sözümde duruyorum. Madem ki tevbe ettin, yanlışından tevbe ettin, pişman oldun, tamam ben sözümde duruyorum. El-abidun, sözleşmedeki insanlar ibadetini aksatmazlar diyor. El-abidun. Yani ben Allah'a söz verdiysem bu sözün gereği ibadet vaktinde, ibadet zamanında ibadetimi yaparım. Ya şimdi maç vardır, bir de namaz vardır. Ya ben maçı seyredeceğim. Bir dakika ya. Maçı seyretmek için kime söz verdin? Namazı kılmak için kime söz verdin? Namazı kılmak için Allah'a söz verdin. Maçı seyretmek için nefse söz vermişsindir, şeytana söz vermişsindir veya neydi belli olmayana söz vermişsindir. Ne yapacaksın orada? Bir dakika, benim namazım her şeyden öncedir diyebiliyorsan burada el-abidun dediğimiz kısım gerçekleşmiş oluyor. Yani sözünde sadık olan insanlar tevbesinde hassas olurlar. El-abidun ibadet konusunda hassas olurlar. Es-saihun oruç noktasında da aksaklık yapmazlar. Yaz mevsimidir, kış mevsimidir, sıcaktır, soğuktur, günler uzundur. Böyle illet ve bahane aramaz ibadeti yapmamak için, tam tersi efendim bütün şartları zorlar ibadet yapma konusunda. Ki elhamdülillah oruç noktasında çoğunuz bilirsiniz, bazı hastalar vardır ki doktor ona oruç tutmayacaksın diyor, buna rağmen tutmaya çalışıyor. Benim Rabbime sözüm vardır diyor. İlla orucunu tutmaya çalışıyor. Efendim, namaz konusunda da öylesine hassas olan insanlar var. Rabbimiz Celle Celaluhu bu sözleşmeye sadık olan insanların özelliklerini sayarken kuldur, bazen sözleşmenin dışında kaymış olabilir, hemen tevbe ile beraber onu telafi eder. İbadeti konusunda hassastır. Orucu noktasında hassastır. اَرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ Rükû ve secde noktasında da hassastır. Kıymetli dostlar, namaz başlı başına bir ibadettir. Ancak namazın içerisindeki rükû ve secdeye Rabbimiz Celle Celaluhu özellikle parmak basıyor. Neden böyledir? Çünkü namazın görünüşünde en önemli dikkat edilmesi gereken rükû ve secdedir. Rükû ve secdeye dikkat tadili erkanı oluşturur. Şimdi kalplerin namazda Mevla'ya yönelmesi kolay bir iş değildir. Kalpler çünkü elimizden çıkabiliyor. Kalpler bizim elimizde olmayabiliyor. Huzurla başladığımız namazı huzurla bitiremeyebiliyoruz. Ama kendi elimizde olan şeyler var. Rükû'yu doğru yapmak, secdeyi doğru yapmak bizim elimizdedir. Kalbi istediğimiz noktada tutmak bizim elimizde olmuyor. Bunu beceremiyoruz. Rükû ve secde, kıymetli dostlar, namazda tadil erken dediğimiz bölümü ortaya koyar. Rükû ve secdeye dikkat eden kişi tadil-i erkene dikkat ediyor demektir. Rükûde neye dikkat edilmesi lazım? Allahu Ekber diye rükûa varıldığında efendim ellerimizi diz kapaklarımızın üzerine yerleştirdiğimizde Sübhane Rabbiyel Azim 3 defa sallanmadan ve ellerimizi de yerinden sallamadan söylemiş olmamız lazım. Yani üçünü de ellerimizi dizlerimizin üzerine koyduğumuz, daha doğrusu ellerimizle diz kapaklarımızı kavradığımız andan itibaren 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim demiş olacağız. Üçüncüsü bittikten sonra ellerimizi kaldıracağız ve ayağa kalkmaya başlayacağız. Semiallahu limen hamideh bitinceye kadar ayakta olmuş olacağız. Semiallahu limen hamideh demeye nereden başlayacağız? Rükûden kalkmaya başlarken. Nerede bitecek? Kalkınca bitecek. Sonra ne olacak? Rabbena lekel hamd veyahut da Allahümme Rabbena ve lekel hamd veya hamdan tayyiben kethiren mübareken fih. Bunu da ayakta hiç sallanmadan söylemek lazım.
Demek ki rükûde bir rükûa varmakta dikkatli olmak lazım. İki rükûden kalkmaya dikkat etmek lazım. Üç kalktıktan sonra itminan dediğimiz sallanmadan en az üç kere Sübhanallah diyecek kadar sallanmadan durmak. Rükû dendiği zaman sadece eğilmek değildir. Rükûn içerisinde eğilmek vardır, beklemek vardır ve rükûden sonra kavme dediğimiz ayağa kalkıp itminan dediğimiz orada hiç sallanmadan bekleme süresi var. Buna ne diyoruz? Tadili erken diyoruz. Aynı şeyler secde içinde söz konusudur. Secdede ellerimizi koyduk secde edeceğimiz yere. Efendim parmak, baş parmaklarımız işte gözümüzün hizasında, kulağımızın hizasında koyduk, yerleştirdik. Alnımızı burnumuzla beraber secdeye yerleştirdiğimiz andan itibaren Sübhane Rabbiyel A'la başlar. Ondan önce başlamaz. Burnumuzu, alnımızı koyduk, ellerimizi koyduk, Sübhane Rabbiyel A'la diyeceğiz. İkincisini söyledik, üçüncüsü bittikten sonra kafa yerinden sallanacak. Üçüncüsü bitti, Sübhane Rabbiyel A'la, şimdi kafamızı yerinden kaldırırız, sonra ellerimizi kaldırırız. İki secde arasındaki duruşa celse denir, rükûden kalkmaya kavme denir. Buradaki celsede de aynen rükûden kalkmadaki hassasiyetler gösterilmesi lazım. Yani kalktık secdeden, oturduğumuzda, iki secde arasında oturduğumuzda üç kere Sübhanallah diyecek kadar mutlaka sallanmadan durmalı. Buna da itminan deniyor. Bu nedir? Namazın vaciplerindendir. Mevla Celle Celaluhu sözleşmeden bahsederken sözleşmedeki özellikleri taşıyan insanların birinci özelliği tevbe konusunda hassastırlar. Ayakları kayıp yanlış yaptıkları zaman sözleşmeden dışarı çıkmazlar. Hemen estağfurullah, Allah'ım ben sözleşmeye sadığım, tevbe ettim, pişman oldum derler. İbadet konusunda hassastırlar, oruç konusunda özellikle hassastırlar. Rükû ve secde konusunda da özellikle hassas olduklarını söylüyor. İşte bu bize rükû ve secdeye özellikle parmak basılmış olması namazın en azından beden kısmına taalluk eden kısmını bilinçli ve şuurlu yapmayı bize öğretmiş oluyor. El-âmirûne bil-ma'rûfi ve'n-nâhûne anil-münker. Allah'a vermiş olduğu sözleşmede sadık olan insanlar din derdiyle yaşarlar. Arkadaşlarına baktığı zaman hani her insanın bir bakışı vardır. Efendim taş ocakları çalıştıran bir insan dağlara baktığı zaman ne niyetle bakar? Bundan ne kadar taş çıkar diye bakar. Efendim çiftçi baktığı zaman ne diye bakar? Burada hangi meyve yetişir, hangi sebze yetişir? O gözle bakar. Dolayısıyla emlakçı baktığı zaman burada emlak fiyatları ne olur diye bakar. Kaça gider? Ona bakar. Herkesin bir bakışı var. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki canını malını Allah'a satan insanın etrafına bakışında şu önemlidir. Din adına bakar. Bu kardeşimin iyiliği iyilik konusunda yaşaması gereken iyilikler konusunda eksiği varsa buna yardımcı olayım. Atıyorum namazda eksiği varsa namaz konusunda yardımcı olayım. Kur'an noktasında eksiği varsa Kur'an noktasında yardımcı olayım. Çoluğunun çocuğunun hidayeti bozuk, o noktada ihtiyacı varsa çocuklarını kursa gönderelim, camiye gönderelim gibi o noktada yardım ediyor. Veyahut da bulaşmış olduğu kirli alemler vardır, ondan kurtarma noktasında yardımcı oluyor. Yani emlakçının bakışı, ondan sonra taş ocakları sahibinin bakışı nasıl farklı farklı bir bakışsa, müminin bakışında emri bil maruf nehi anil münker var. Yani çevremdeki insanlar benim kardeşlerimdir. Dolayısıyla ben bunlara nasıl yardımcı olabilirim din adına? Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Vel hafizûne li hudûdillâh. En sonunda Cenab-ı Hak şöyle bitiriyor. Bütün bunlardan sonra Allah'ın çizdiği sınırları muhafaza edenler diyor. Dolayısıyla Allah'ın çizdiği sınırları muhafaza eden insanlar Allah'a verdikleri sözleşmede sadık olan insanlar demektir. Ve beşiril müminin, böylesine iman etmiş olanları, bu hassasiyeti ortaya koyan müminleri, müjdele Habibim, onlar ebedi ve sonsuz cennete doğru gidiyorlar. Cennet onlar için hazırlanmıştır. Müjdesini veriyor. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayetten bu okunan ayetler 2 tane ayettir. Dolayısıyla bu 2 ayetin bize verdiği gıda, manevi haz, manevi hava böyledir.
Bu manevi hazza sahip olan, bu manevi gıdayı alan insanın hayata bakışı, ibadetlere bakışı ne olur? Farklı olur. Ruhul Beyan tefsirinde, bu ayeti kerimenin tefsirinde efendim bir savaş meydanında yaşanan bir macerayı anlatır. Orada da genç bir delikanlı savaşa katılır. Komutan onu genç olduğu için, çocuk olduğu için kabul etmek istemez. O illa yalvarır, yakarır, neticede savaşa kendisini kabul ettirir. O zamanki savaş usulünde düşman ordusu karşıda safta yerini alır. Bu tarafta da bu ordu safta yerini alır. Efendim gece geçer, ondan sonra talimat gelince gün ışığıyla beraber hareket başlar. Şimdi İslam ordusu bu tarafta, düşman ordusu karşıki tarafta beklerken bu genç delikanlı daldırıyor, rüyasında kendisini cennette görüyor. Cennette bakıyor ki çok güzel, hiç hayalinden geçmeyen, akıllı ve hayalinin tasavvur edemediği güzellikte mekanlar var, köşkler var, bir de hanım kızlar var. Onları görünce Allah Allah, böyle kızlar dünyada var mıydı falan. Onlar bunu görünce dediler, diyorlar ki Aynay Marziye'nin kocası geliyor, Aynay Marziye'nin kocası geliyor. Buna bakarak bunu söyleyince anladı ki Aynay Marziye kendisine aittir. Onlara yaklaşınca demiş ki Aynay Marziye sizin aranızda mı? Yok demiş, o ileride ileride. Gittikçe iş daha da güzelleşiyor, gittikçe daha da güzelleşiyor. Yolda yine bir grup böyle güzelliğine hayran olduğu hanım kızlar Aynay Marziye'nin kocası geliyor, Aynay Marziye'nin kocası geliyor deyince sizin aranızda mı? Neticede diyorlar ki ileride ileride, en son diyorlar ki şu içerideki köşkte. Efendim bu sefer köşke giriyor. Girişinde yine çok güzel hanım kızlar vardır. Aynay Marziye'nin kocası geldi deyince sizden birisi mi dedi? Yok, içeride falan dediler. Kapıyı çaldı, içeri girdi. İçeri girince baktı ki yoldakilerin hepsinden çok daha fevkalade güzel bir hanım kız Aynay Marziye. Dedi Aynay Marziye sen misin? Evet benim dedi. Bana mı aitsin? Evet dedi, sana aitim dedi. Bir sarılayım sana dedi. Yok dedi, sende hala dünya kokusu var dedi. O bitmeden bana sarılamazsın dedi. Derken uyandı. Uyanır uyanmaz yanındakine anlattı bunu. Dedi ki yarın ben Allah'ın izniyle şehit olacağım. Aynay Marziye'ye ulaşacağım dedi. Sabah gün aydınlanır aydınlanmaz dedi ki bu savaşı ben başlatıyorum. Bir hücuma geçti ki birkaç tane gavur geberttikten sonra kendisi de şehit oldu. Şimdi Ruhul Beyan tefsirinde, bu ayet-i kerimenin tefsirinde bunu anlatıyor. Diyeceğim şudur. Gerçekten bu ayetler, bu buna benzer ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler bizim hayatımıza kazandıracak çok şeyleri vardır. Bunlardan mahrum olan insan işte vücudunda bazı gıdalar eksik olunca ne oluyor? Bir takım eksikler oluyor, sağlık dengesi bozuluyor. Bizim de işte bir takım haramlara, günahlara, yanlış işlere bulaşmamızın temelinde bu ve buna benzer gıdalardan, manevi gıdalardan mahrumiyetimiz söz konusudur. Öyleyse şöyle diyelim, Rabbim Celle Celaluhu her birimizi Kur'an ile bütünleşen, sünnet ile bütünleşen, İslam'ın her gıdasından hazzını, nasibini tam tamını alan ve cennetin kendisi için yaratıldığı bahtiyar kullarından eylesin. Kıymetli dostlar, iki hafta önce Mütevelli'deki bir iki arkadaşımız da Suriye'deki çadır kente, bu Afrin bölgesindeki bölgeye, Afat kısmının ilgilendiği çadır bölgesine gittik. Takriben 1200 aileye erzak dağıtılmış oldu. 1200 aileye erzakı fiili olarak arkadaşlarımızla beraber iki gün, cumartesi, pazar dağıttık. Gerçekten oradaki manzara çok kötü. Yani maddi açıdan, insanların yaşama açısından çok kötü. Afrin bölgesinde, Cinderes bölgesinde pazar günü dönerken dedik ki arkadaş, dedi ki buraları bir gezdireyim size. Oradan anekdot olarak şunu paylaşmak isteyeceğim sizinle. İkindi namazını müteahhiren Cinderes'te kıldık. Camiye girdiğimizde cami tıklım tıklım çocuklarla doluydu. Genç bir hoca efendi vardı. Dedim ki hoca efendi, burada ne kadar talebe var? Dedi ki 600 tane talebe var, kız erkek. Dedim burada iki tane mihrap var. Dedi ki bu cami küçüktü dedi. Cemaat çoğalınca dedi. Bir tane de camiyi biraz genişlettik. İkinci mihrap yapma ihtiyacı oldu dedi. Peki dedim, ne zamandan beri bu kadar öğrenci var? Dedi ki bir seneden beri. Nasıl oldu dedim.
Önceden dedi burası PKK'nın, PYD'nin himayesindeydi. Cami yasaktı, cemaat yasaktı, çocukların okuması hepten yasaktı. Onların döneminde aynen bizim İnönü dönemindeki manzara gibi, ezanın yasak olduğu, Kur'an okumanın yasak olduğu dönemler gibi, onların döneminde yetişen çocuklar dinsiz, imansız yetişti. Hiçbirisi Kur'an'dan bir şey bilmiyordu, namaz bilmiyordu, namaz surelerini bilmiyordu. Ne zaman Türk ordusu girdi, orada orayı temizledi, PKK'den, PYD'den temizledi, o zaman camiler serbest kaldı. Camiler serbest kalınca çocuklar yine camiye gelmiyorlardı, uzun süre ayrı kalınca. Biz camiye 10 tane çocuk geldi dedi ilk geldiğinde. Biz bunlara biraz hediyeler verdik. 20 oldu, 30 oldu derken bir sene içerisinde 600'e çıktı öğrenci sayısı dedi. Şeyden çok mutlu oldular. Yani bizim ordumuzun, Türkiye'nin gidip orasını PYD'den, PKK'den kurtarmış olması din ve hürriyetleriyle baş başa ona kavuşmalarına sebep olması bakımından çok mutluydular. Gerçekten 600 civarında öğrenci gördük orada. Bizim arkadaşlar da aşka geldiler, madem 600 öğrenci var, gittiler marketten, marketten 600 öğrenciye hediye aldılar, verdiler. Bir taraftan maddi açıdan baktığımız zaman arkadaşların durumu, çadırda yaşayanların durumu acınacak manzarada. Öbür tarafta ordumuzun orada sağladığı güven ve asayiş sebebiyle insanlar yeniden asıllarına rücu etmeye başladılar. Efendim, vakıf olarak biz 1200 aileden, 1200 çadırdan 600 tanesini üstlenmiş olduk. Elhamdülillah, nasip olursa Ramazan'da bir böyle bir hareket olmuştu aynı bölgeye. Mesela 1200 tane çadırın olduğu yerde bizden başka erzak dağıtan yok gibiydi. Yani orası biraz ihmal edilmiş bir bölgeydi. Elhamdülillah emeği geçen, fedakarlık yapan kardeşlerimiz çok isabetli fedakarlık yapmışlardır. Belki birkaç ay sonra da yine aynı bölgeye başka hiçbir geçimleri yoktur. Çadırın içerisinde etrafı tel örgüyle dönmüş, çevrilmiş. Burada yaşıyorlar. Zor şartlarda yaşıyorlar. Allah onlara yardım eylesin. Rabbim Suriye'deki sıkıntıların en kısa zamanda bitmesini nasip eylesin. Asıllarına rücu etmesini nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bir de mevsim itibariyle nasip olursa aşağı yukarı 20 gün sonra Kurban Bayramı'na girmiş oluyoruz. Bu vesileyle kurbandan önce sizinle, siz dostlarımızla yaptığımız daha önceki toplantılarda da kurbanla ilgili derdimizi siz kardeşlerimizle, mütevellideki dostlarımızla paylaşıyoruz. Geçen sene talebelerimizin kurbanları, etlerini temin noktasında kurban hisseleri 1000 lira olarak geçen sene belirlenmişti. Bu sene 1100 lira olarak belirledik. Bazıları 1150 lira, bazıları da 1100 lira. Elbette 1000 liraya yapanlar da vardır ama çok zor şartlarda oluyor. Yani hayvan piyasasına baktığımız zaman biraz zor oluyor. 1100 liraya inşallah biz geçen sene siz dostlarımızın destekleriyle, velilerimizin destekleriyle kurban noktasında bereketli olmuş idi. Aynı bereketi biz bu sene bekliyoruz. Siz dostlarımızdan, mütevellideki kardeşlerimizden böyle hazırlanmış zarflar var. Geçen sene de bu zarflar vardı. 7 hisse bir arada, yani 7 kişilik bir hayvanlık listedir bunlar. Mütevellideki dostlarımızdan şunu bekleriz mümkün olursa. Her mütevellideki kardeşimiz kendi çevresi itibariyle hiç olmasa bir hayvan temin edebilirse, 7 hisse temin edebilirse iyi bereket olur. Efendim, talebelerimizin yıllık ihtiyacı da bu arada görülmüş olur. Geçen sene kurbanlarımızı İstanbul'da kesmiş olduk. Bu sene de inşallah kurbanlarımızı İstanbul'da kesmiş olacağız. Bayramın ikinci günü kesmiş oluyoruz. Kurbanların kesiminde birkaç seneden beri basın yayımızdaki arkadaşlarımızın çalışmalarıyla kurban kesilmeden 5 dakika önce telefonlarına bir mesaj düşüyor. 5 dakika sonra kurbanınız kesilecek diye canlı yayından kurbanın kesilişini seyredebiliyor. Dolayısıyla kurban veren kardeşimiz eğer o kurban kesilme esnasında telefonu açıksa, telefonu çektiği bir yerdeyse, mesajı da bakarsa kendi kendine kurbanın kesildiğini canlı canlı görmüş olabilir, mutmain olabilir, zerre kadar şüphe kalmış olmaz. Bu ibadettir. Bu ibadette birileri vekaletini verip vazifesini yaparken biz ne yapamayız?
Bunu biz kendimize cehennem yapamayız. Mecburen biz bu kardeşlerimizin ibadet vazifelerini en güzel şekilde yapmaya çalışacağız diyorum. Hocam ben bitiriyorum burada.